Alo, selam aleyküm. Yani ev başka götüren bile ne? He, sabaha kadar söyleniyorsa küfür ediyor. Diyorsa gel gel. Ya gördü aşmaz ya. Sonra sağ ol diye. Aşmaz şimdi. İkinci katımızda oturuyor. Burada herkese rahatsızlık veriyor. Kadının psikolojisi bozuk. Yani tehditler savuruyor. Hani biz tehditinden değil, yani kadındır, bir şey yapmak istemiyoruz. Fakat kendisine zarar vereceğinden korkuyoruz. Geceleri bağırıp çağırıyoruz. Hiç susmuyor. Sabahlara kadar yerlere vuruyor, duvarlara vuruyor. Apartman boşluklarında bağırıyor. Şimdi çocuklarımız var. Çocuklarımız korkuyor. Psikolojileri bozuldu. Artık bırakın bizi, mahalle sakinleri sıkıntı yaşamaya başladı. Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık. Herhangi bir sonuç alamadık. 1,5 ay geçti. Yani illaki çocuklarımız deli mi olacak ki birileri gelsin de bu kadını tedaviye alsınlar? Yazık günah, vicdanımız sızlıyor. Çocuklarımız gece yatağında yatmıyor ki zaten. Korkuyor, yanımıza geliyor. Yani küçük çocuk, ne yapacaksın ki? Uyarıyoruz, söylüyoruz, yok. Çünkü mülk sahibi kendi olduğu için kanuni prosedür de çok zorlaşıyor. Şimdi biz bu konuda yani yardım istiyoruz yetkililerden. Sayın Valimizden yardım istiyoruz. Küfür ediyor, kendini yerlere atıyor, bağırıp çağırıyor, balkona çıkıyor. Artık bırakın bizi, yan komşular rahatsız olmaya başladı, yani öyle söyleyeyim. Vallahi çok rahatsız oluyor. O bizi rahatsız ediyor. Yetkililerden buna bir yardım istiyoruz. Validen, emniyet müdüründen nasıl bir yardım yapacaklarsa götürsün, tedavi ettirsinler. Sahiplerini şey yapsınlar. Bize kapıyı açmıyor, küfür ediyor. Gecenin her türlü saatinde 24 saat ne uyuyor ne uyutuyor kapı komşuyu. Küfür ediyor, ağza gelinmeyecek küfürler yapıyor. Yani kapı komşu, burada küçük çocuklar, torunlarımız bile apartmana giriyor. Üst katta oturuyorum, 3. katta. Çok rahatsız bu durumdan. Yani sporcuyum ben de. Top oynuyorum. Geceleri bağırmasından dolayı uyuyamıyoruz. Düzenimiz çok bozuldu. Yani tek biz değil. Bütün komşularımız da şikayetçi bunlar. Yani kimsesi de yok. Tek başına oturduğu için evde bir şey de diyemiyoruz. Polisler gelip gidiyor. Boş yere kaç sefer geldiler. Sahip çıkan yok. Mal sahibi de kendi olduğu için evine dokunamıyoruz.